nice yüzyıllar diyelim. Yani gerçekten bu topraklarda bu insanların binlerce yıl kalması gerekiyor. Özellikle şu anda Orta Doğu'da olanlar gösteriyor ki biz savunma sanayinde güçlü olmamız lazım. Çok özel bir gayretimiz vardı 1 Mayıs öncesi. Sonra 1 Mayıs sonrası da bu 100. yılımızda hediye olarak çok özel gayretimiz oldu. Tabii Hürjet gerçekten uçması, başarılı uçması ki şu anda 32. uçuşunu yapıyor bugün. Bu bir katkı, bir bizim için Cumhuriyetimize önemli bir girdi. Çünkü bu jet uçağı, jet motorları olan bir uçak ve süpersonik yakında uçacak. Tabii ikinci yan modasında çalıştırdığı biraz teknik ama bu bir. İkincisi Atak 2 yani Gökbey'den sonra. Gökbey 6 tonluk bir helikopter, 11 tonluk bir helikopteri havaya kaldırmak nasip oldu. Uçtu, şu anda uçmaya devam ediyor. O da hani deriz ya Amerikalıların Apache'si, Rusların Mi-28'i var diye, Mi-28'i var diye bizim de şu anda Atak 2'miz var. İsmi konmadı. Sayın Cumhurbaşkanımız böyle teslimata yakın isimleri koyuyor. İnşallah bunu da koyar. Tabii Gökbey'imizi teslim etmek üzereyiz jandarmaya. Bu ara biz ilave siparişler alma söz konusu. Tabii en önemli konumuz Kaan. İnşallah bu yıl sonunda uçacak. Onun için çok özel bir gayret içindeyiz. Bu sabah da tekrar şirkete ilk gelince Kaan'ı ziyaret ettim. Bizim artık Kaan'ı bile ziyaret etmek şey oldu, bir alışkanlık oldu bize. İyi gidiyor. Yıl sonu sözümüzü inşallah Allah tutmamızı nasip eder. Şu anda statik testlerden, mukavemet testlerinden geçti. İçindeki ekstra ekipmanlar yerleştiriliyor. İnç takımlar takılacak. Daha önceki vardı ama bu uçacak olan inç takımlar takılacak. İşte bütün gayretimiz Kaan'ı 100. yılımızda gökyüzünde görmek. Tabii bunun neden uçması çok önemli? Bu 5. nesil bir savaş uçağı. Bir de kocaman bir uçak. Yani Hürjet'i cebinden 2 defa sokup çıkarıyor. 2 tane de F-16'yı yanında taşır yani. O kadar büyük bir uçak. Bu tabii şu anda Amerikalıların, Çinlilerin, Rusların elinde olan uçağın muadili. Avrupalılarda yok bu uçakta. Japonya'da Güney Kore uçak yaptı ama bu klasta değil. Bunu göz önüne alırsak bu stratejik bir aset. İlk uçtuğu zaman aslında biz uçurabildiğimizi göstereceğiz. Yani o kadar dev yapıyı havada tutabiliyorsak, stabil olarak kontrol edebiliyorsak arkası gelir. Ve bu yılki en önemli hediyemiz Kaan. Bahtı açık olsun inşallah. Şimdi Kaan tabi stratejik bir aset. Yani savunmada stratejik aset demek yerine başka şey geçmiyor anlamına geliyor. Yerli ve milli başka olmaz zaten. Stratejik asetin yerli ve milli olması gerekiyor. Motoru çalışıyoruz. Şu andaki motoru Türk motoru değil. Fırlatma koltuğu Türk fırlatma koltuğu değil. Ama onlar da 2028'deki hava kuvvetlerine 20 uçak teslim ederken Türk olacaklar. Mıştık mukavemet testlerinden geçti. Şimdi iniş takımları tekrar yenileniyor. Dost ülkelerin ana filosu ya Rus yapımı Su-35'ler ya da Amerikan yapımı F-16'lar. Dost ülkelerin ve Türkiye'nin ana filosu bu. Hatta Avrupa'nın ana filosu ya Eurofighter, ya Rafael, ya F-16. Tabii şimdi Batı ülkelerinin F-35'e ulaşımları söz konusu. Çevremizdeki birçok ülke F-35 filosu oluşturuyor. Tabii F-35 bu saydığım Su-35'in, F-16'nın, Eurofighter'ın, Rafael'in üstünde bir uçak. Kaan'ın gelmesi bu dost ülkeleri ve Türkiye'yi F-35 ayarında bir uçağa sahip kılıyor. Şimdi Amerikalılar Türkiye'ye F-35 satmadılar. Diğer dost ülkelere ne kadar satarlar emin değilim. Hiçbir dost ülkeye satmadılar şu anda. Siz bahsettiğiniz ülkelere satmadılar. Dolayısıyla Kaan şu anda bizim ve dost ülkelerimizin en önemli uçak olarak aseti gözüküyor.
Bu açıdan kesin bitirilmesi gerekiyor. Kesin başarılı olması gerekiyor. 1500 çalışanım var şu anda orada. TUSAŞ'ın 1500 çalışanı var. Fiziksel altyapıları pratik olarak bitirdik. Bütün fiziksel laboratuvarları, imalat yerlerini pratik olarak bitirdik. Nice yüzyıllara artık inşallah bundan 100 yıl sonra yapılacağımız uçaklar Kaan'ın türevleri olacak. Kaan bu açıdan bu coğrafyanın yaptığı bu klastaki ilk uçaktır. Gerekenler var. Birçok şey başarıldı. Mesela kanopi önemli bir şeydi. Volo bir tükürmesi yaptı. Fırlatma testlerinden, kuş yapması testlerinden geçti. Bu bir devrim aslında. Yani Türkiye'nin kanopi yapması bir devrim. Diyeceksiniz ne olacak ki? Bir saydam. Yani uçağı kaplayan bir saydam nihayet. Ama ben biliyorum ki 2016'da Hürkuş'un kanopisinin contasını o İsviçre bize vermedi. İniş takımı pratik olarak yapıldı ama uçacak olan iniş takımını yeniden yapıp yeniden test etmemiz gerekiyor. Güç dağıtım sistemi İzmir'deki Wolf firması yapıyor. Bütün firmalara şunu diyoruz alt yükleniciyle, her şeyi bırakın bunu yapın. Diyoruz her gördüğümüzde uçmayacaklar, sizin yüzünüzden uçmayacak diye böyle bir baskı altına alıyoruz. Evet, yani kısa zamana çok iş yapıyoruz. Yapmak zorundayız. Şimdi tabii bizden altın nesil bekleniyor. Geçen Mehmet Şimşek Bakanım bana küçük bir video attı. Amerikan altın nesili. Sayın Bakanıma dedim, beşi bitirelim altı da gelir. Bunlar kademedir aslında. Yani Kaan bitince tabii ki bu ülkenin altın nesil isteyecek. Daha sonrası var. Altın nesil biraz daha güçlü bir uçak. Etrafında da insansız uçaklar var demek oluyor. Yani sonuçta Sayın Bakanıma dediğim gibi önce bunu bitirelim, sonra gerisini bitiririz. Bu aslında önemli olan Kaan değil aslında. Önemli olan bunu yapabilme yetkisi, yeteneği. Bilmiyorum takip ettiniz mi? Bir Yunan televizyonda şöyle bir yorum vardı. İlk taksi yaptığım zaman belki Türkler bunu bitiremeyebilir ama bunu yapacak altyapıya sahip oldular. Aslında önemli olan bizim burada 6800 pırıl pırıl mühendisimiz, bir o kadar pırıl pırıl teknisyenimiz ve bunlara hizmet eden çaycımız dahil 15.000 kişimiz. Gerisi nasıl olsa olur. Yüzyılımız geçti. Nice yüzyıllara. Bu topraklar çok önemli. Burada durmakta çok böyle zor oluyor, sıkıntılı oluyor. Tek yapacak bir şeyimiz var. 7-24 üretmek. Ne üretiyorsak. Gıdasından Kaan'ına kadar yapmamız gerekiyor. Bu topraklar bizim uyuyacağımız topraklar değil. Bütün milletin 7-24 gerçekten söylüyorum çalışması gerekiyor. Yüzyıl bunu gösterdi. Özellikle son 10-20 yıl biraz daha tempolu geçti Türkiye'de. Bu tempo katlanarak gider. Yani önümüzdeki yıllar geri bıraktığımız yıllardan daha böyle esnek, böyle yan gelip yatacağımız yıllar olmaz. Ama nasıl olsa yoğun çalışmaya alıştık, artıralım. Özellikle son Orta Doğu'daki olaylar bize şunu gösterdi ki Türkiye dünyadaki en büyük güçlerin bir tanesi olmak zorunda. Başkası yok.